İsrail'in dindar bir gazetesi olan Yom Leyom, Şask camiasının gazetesi. Gazetede bugün kapaktan verilen haberde sizi temsilen Cihat Gündoğdu ve Oktar Babunan'ın İsrail Başhahamı Şlomo Amar ve İçişleri Bakanı Eli Yişai'yi ziyaret etmeleri ve İstanbul'a davetleri bildiriliyor hocam. Haberdeki başlık şu şekildeydi. Sefardim Başhaham Amar ve Bakan Yişai Türkiye'ye davet edildiler. Evet. Evet doğru. Misafirimiz olarak bekliyoruz Evet. inşallah. İnşallah. Buyurun hocam. Tabii ki hocam inşallah. İsrail'in tanınmış milliyetçi haber sitesi Israel National News, bugünkü haberinde İsrail Başhahamının Türkiye'ye davetinizi kabul ettiğine dair bir başka haber daha çıkardı hocam. İsrail'i Seferat Başhaham, Shlomo Moshe Amar, Doktor Oktar Babuna ve Doktor Cihat Gündoğdu ile görüştüğü ofisinde diplomatik ilişkileri düzeltme umuduyla İstanbul'da yaşayan Adnan Oktar'ın davetini kabul etti. Ayrıca Başhaham, Oktar'ın Evrim Aldatmacası kitabının İbranice çevirisine olan ilgisini ifade etti ve karşılığında fosillerle ilgili görüşlerini aktardığı Genesis yani Yaratılış isimli kitabını yaratılışın anlatılmasına verdiği önemi göstermek için hediye etti. Kudüs'e gelen iki elçi önce Başbakan Yardımcısı Seferat Şas Partisi Başkanı Eli Yişai ile görüştü. Knesset sözcüsü Reuven Rivlin, Likud Partisi Başkanı Zeev Elkin, Knesset üyesi Nissim Zeev ve birkaç üst düzey yetkili de hafta sonunda İstanbul'a dönecek olan iki elçi ile görüştü. Oktar, Arutz Sheva sitesine verdiği cevabında İsrail'in çıkarlarının özür dilemesinde yattığını açıkça belirtti. Bu alçaltıcı ya da küçük düşürücü bir şey değildir. Oldukça onurlu bir tavırdır. Tansiyonu düşürmek ve olayları dengelemek için özür ve tazminatı tavsiye ediyoruz. İsrail özürle ilgili ne karar verirse versin, Başhaham Shlomo Amar ve Başkan Eli Yişai'nin İstanbul'a yapacağı ziyaretin ortalığı sakinleştirmeye etkisi olacağına inanıyoruz. Bu vesileyle Musevi halkına olan şefkat, sevgi ve saygımızı, ortak inanç ve amaçlarımızı da belirtmek isteriz. Ancak inancımıza göre bu dönemde Kral Moşiyah'ın dışında bir çözüm olmaz. Toplantılar ve görüşmeler olacaktır. Ancak bunlar konuyu tam anlamıyla çözmez. Nihai çözüm her iki tarafın kararlarından hoşnut olacağı Kral Moşiyah olacaktır. Haberle ilgili görüntüler de var hocam izninizle. Bakayım. Size hediye ettiği Genesis isimli yaratılış kitabından inşallah. Ve aynı zamanda sizin kitabınızın İbranicesi hocam. Evrim Aldatmacası. Bunlar biraz güzel hatıra olarak sonra hatırlayacağız. İnşallah. İsrail bir süre sonra Türkistan Birliği'ni açıkça isteyecek. Türkistan Birliği'nin içerisine katılacak. Bölgede barış olacak. O sınırlar falan, çitler, kontrol noktalar kalkacak. Filistin ve İsrail kucaklaşacak. Çok şahane, güzel yaşayacaklar, mutlu olacaklar inşallah. İnşallah. Kral Mesih'in, Moşiyah'ın, Mehdi'nin güzel günlerini görecekler. İnşallah. Allah'ın vaadinin gerçek olduğunu görecekler. Tevrat'ta 3000 yıl önce bildirilen Kral Mesih'in bütün detayları da doğru olduğunu görecekler. İmanları daha da artacak. Şevkleri daha da artacak. Resulullah'ın ihbarının aynen doğru olduğunu görecekler. Ondan da imanlar artacak. Herkes mutlu olacak. İnşallah. Şeytan kör bir kavgaya sokuyor. Mehdiyet bu kör kavgayı, şeytanın oyununu yerle bir edecek. Bunu göreceksiniz İnşallah. inşallah. İnşallah hocam. Başhaham Efendi'yi ve İsrail İçişleri Bakanı'nı bekliyoruz. Şeref İnşallah. verirler, onur verirler, misafirimiz olurlar. Biz ağırlamak istiyoruz. İnşallah Türkiye'nin güzelliklerini de görürler, insanlarıyla da görüşürler. Her şeyin en güzel hale geleceğine inanıyoruz. İnşallah. Filistin dünya tatlısı insanlarla dolu. Hazreti İsmail'in evlatlarıyla dolu. İsrail yine dünya tatlısı insanlarla dolu. Hazreti Yakup'un evlatları, Hazreti İsrail'in evlatlarıyla dolu. Hepsini bağrımıza basacağız. İnşallah. Hepsine bir ferahlık ve güzellik gelecek inşallah. İnşallah. Buyurun hocam dinliyoruz. Tabii hocam estağfurullah. İsrail'in bağımsız gazetelerinden şehrin sesleri anlamına gelen Kol Hayor gazetesinde dün bir haber çıktı.
Haberin başlığı şu şekilde: İsrail ve Türkiye ilişkilerindeki krize manevi liderler müdahale ettiler. Haberde sizin iki ülke arasındaki havanın yumuşatılması için temsilcilerinizle birlikte Şas camiasının ruhani lideri eski başhaham Obadiah Yosef'e mesaj gönderdiğiniz belirtiliyor. Şas Başkanı ve İçişleri Bakanı Eli Şahi ile bu hafta makamında gerçekleştirilen toplantıda Türk din alimi Adnan Oktar tarafından resmi bir ziyaret için Türkiye'ye davet edildi şeklinde bildiriliyor. Haberin iç sayfasında Şas camiasından hahamların geçtiğimiz aylarda sizin misafiriniz olarak İstanbul'a yaptıkları ziyaretten de bahsediliyor hocam. Haberden resimleri göstermek istiyordum. Maşallah. Bunlar maşallah. Hep bir güzel hatıra olarak ileride anılacak inşallah. İnşallah. Bir Mehdiyet resimden adım adım ilerliyor. Bütün dünyanın gözleri önünde, bütün dünyanın bakışları içerisinde alenen, açıkça, emin adımlarla ilerliyor. Biz de Mehdi talebeler olarak emin adımlarla ilerliyoruz inşallah. Bütün dünyanın gözleri önünde barışı, kardeşliği ortaya koyacağız. Kavgayı, anarşiyi, terörü de yok edeceğiz. İnşallah. Dünyayı cennete çevireceğiz adeta. Cennete benzeyecek adeta. Yok, şeytana müsaade etmeyeceğiz. Bacaklarını, kollarını, her tarafını kıracağız şeytanın. Müsaade yok. İlimle, fenle, sevgiyle bunu yapacağız. İsrail'le o minik küçük köfteler, böyle o lüle lüle saçları var ya kenara, evet, onların yanaklarını sıkacağız. O Filistinli haytalar var, oradan öyle koşuyor ama onların yanaklarını sıkacağız. Barışı, muhabbeti, kardeşliği gerçekleştireceğiz. İnşallah. Yok öyle şey. İnşallah. İnşallah. Kavga istemiyoruz, kan istemiyoruz. Kandan hoşlanmıyoruz, damla kan istemiyoruz. Güzellik, neşe ve sevinç. İnsan Allah zayıf yaratılmıştır diyor. Kavgayı kaldıramayız biz. Sevinci kaldırırız biz. Güzelliği, neşeyi, iyiliği kaldırırız. Ne İsmail'in evlatlarına, Hazreti İsmail'in evlatlarına, ne İsrail'in evlatlarına, Yakub'un evlatlarına şeytanın kanlı müdahalesi olmayacak. Müdahale ettirmeyeceğiz.